Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Yine arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet, bu videomda sizlere tığ işi mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz bluz, yelek, şal, etol şal gibi örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir modelden bahsedeceğim. Modelin yapımı için bu şekilde alize diva ipim var arkadaşlar. Gerçekten ipimin rengi de çok hoş. Ve tığım ise şöyle göstereyim. 7 no bir tığım var. Siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve ben böyle zincir çektim arkadaşlar. Modelin kurulumu için bir miktar zincir çektim ve zincirimin üzerine bir sıra ikili trabzan gideceğim. Şimdi buradan tığımın başına ipimi aldım. Burada 1 2 3 ve 4. zincirimin içine, pardon, 3. zincirimin içine bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum, ikili trabzanlarımı. Her bir zincirin üzerine denk gelecek şekilde ben modeli kurulumu için yapıyorum. Siz lastik üzerine, hatta su taşı üzerine yapabileceğiniz bir model. Evet, bir sıra ikili trabzanlarımı yapıyorum. Evet, trabzanlarımı yaptım. Şimdi modeli kurabiliriz arkadaşlar. Burada 1, 2 ve 3 tane zincir çektim ve buradan geriye dönüyorum. Burada dip kısma batmıyoruz. İkinci trabzanımızın içine batıp ikili trabzan yapıyoruz. Ve tekrar burada kenar modelimi yapıyorum. Yani kenar kısmını yapıyoruz. İkili trabzanları bu şekilde sıralıyorum. 2 4 5 tane yeterli gelecektir. Şimdi burada 1 2 3 ve 4 tane zincir çektik. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 ve 5. trabzanımın içine batım yaptım. Tekrar 2 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar batım yaptım. Bu şekilde 1 2 3 ve 4 zincir çektim. Yine 1 2 3 4 ve 5. trabzanımın içine ikili trabzan. Tekrar yandaki trabzanımın içine yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burası model arası. Tekrar 1 2 3 ve 4 zincir tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 ve 5. trabzanımın içine ikili trabzan. 2 zincir tığımın başına ipimi aldım ve tekrar bu şekilde model yeri koydum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum ve 1 2 3 ve 4 5. trabzanımın içine batıyorum. Şöyle göstereyim. Tekrar burada ara model arası 3 tane. Bu kısmını siz istediğiniz kadar trabzan yapabilirsiniz. Modelinizi ayarlayabilmek için burayı 4 5 yapabilirsiniz. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4. Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 ve 5.'ye batıyorum. Burada tekrar 1 2 zincir çekip aynı yere batıp model örnek yerini oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çekip yine 1 2 3 4 ve 5. trabzanımın içine batım yapıp kenar kısmını yapıyorum. Burada trabzanlarımı yapıyorum. En son zincirimin tepesine de batıyorum. Ve burada 1 2 3 tane zincir çekip geriye dönüş yapıyorum.
İkinci sıramıza geçtiğimizde yine kenar trabzanlarımı yapıyorum burada. Kenar kısımda. Zincirim ile birlikte 4 tane ikili trabzan yaptım. Evet, modelimizin ikinci sırasında ise 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıp buradaki bir önceki sıradaki yapmış olduğumuz yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum şu an. 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanımdan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekip hemen şu görmüş olduğunuz kısma bir tane sık iğne ile fırçık yapıyoruz buraya. Tekrar tığımın başına ipimi alıp 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Bu yuvanın içine 5 tane ikili trabzan, birinin tepesine fırçık yaparak 5 tane ikili trabzan yaptık. Tekrar 2 tane zincir çektim ve aradaki trabzanlarımı atladım ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 tane zincir, tığımın başına ipimi aldım. Diğer kısma, bu model kısmına atladım ve 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çektim ve yine bu kısma sık iğne ile bir tane fırçık yaptım. Fırçık yaptıktan sonra 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 tane zincirimi çektim ve tığımın başına ipimi alıp aradaki modelime, ara modelime geçtim. Tekrar 2 tane zincir, aynı işlemi tekrar edeceğim. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 3 tane zincir çekiyorum ve yine bu kısma batıp fırçık yapıyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çektim ve kenar kısma geçiş yaptım arkadaşlar. Burada kenar modellerimi örüyorum, kenar trabzanlarımı örüyorum ve geriye dönüş yapıyorum. Ve modelimizin 3. sırasına geçiyoruz. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Burayı elinize göre çekebilirsiniz zincirlerinizi. Yine kenar trabzanlarımı yapıyorum. Zincirim ile birlikte 5 tane ikili trabzan yapıyorum bu kısma. 3, 4 ve 5. Modelimizin 3. sırasında ise yine burada ise 1, 2, 3, 3. sırada 3 tane zincir çektim. Hemen şu kısma bir batım yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim ve kenardaki bu görmüş olduğunuz örgünün hemen diğer kısmına batım yaptım. Ve tekrar burada 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 tane zincir çektikten sonra tığımın başına ipimi alıp aradaki ara trabzanlarımı, 3 tane olan trabzanlarımı örüyorum. Yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine buraları da elinizin ve örgünüzün gidişatına göre çekin. Burada 9 tane yine zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine bu kenardaki trabzanımın tepesine batım yaptım. Burada yine 1, 2, 3 zincir çektim. Aradaki trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum yan yana. 3 tane zincir ve kenardaki yine trabzanıma batım yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 9 tane zincir ve yine diğer örgümün son kısmına batıyorum. Yine burada 1 2 3 tane zincir çekip kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 ve dördüncüyü yaptım. Tekrar 3 tane zincir çektim ve geriye döndüm. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Kenar trabzanlarımı yine yaptım. Ve modelimizin 1, 2, 3 ve 4. sırasına geldik. Evet, modelimizin 4. sırasında burada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektik. Tığımızın başına ipimizi aldık. Burada 1, 2, 3, 4 ve 5. zincirin içine bir tane ikili trabzan yaptık. Tekrar 2 tane zincir çektik. Aynı zincirin içine yine bir tane daha ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Tığımızın başına ipimizi aldık ve ara trabzanlarımızı örüyoruz. 3 tane trabzan yaptık. Yine aynı şekilde tekrar ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tığımızın başına ipimizi aldık. Ve buradaki görmüş olduğunuz zincirin 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. zincirin tepesinden batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir çekiyorum. Yine yanına bir tane daha ikili trabzan yaptım. 5 tane zincir çektim. Yine tığımın başına ipimi aldım ve aradaki trabzanlarımı yapıyorum. Ve burada yine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5. zincirimin tepesine batım yapıyorum. Şöyle ortalıyoruz. Yine ikili trabzan, 2 zincir aynı yere batım. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir kenar trabzanlarımı yapıyorum. Kenar trabzanlarımızı yapıp geri dönelim. Burada ise yine bir önceki sırada modelimizi tekrar edeceğiz. Burada 2 tane zincir çektik. Yine bu görmüş olduğunuz, bir önceki yapmış olduğumuz kutucuğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve burada 3 tane zincir çekiyorum. Hemen buraya fırçık yapıyorum. Tekrar 2 tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Ve tekrar 2 tane tekrar ara modelimi yaptım. 2 tane zincir yine diğer kısma atladım. Burada 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekip hemen yukarıya bir tane batım yaptım ve tekrar 2 tane daha trabzan yapıyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çektim ve ara trabzanlarımı yapıyorum. Burada 2 zincir, yani modelin tekrarı arkadaşlar. Modelimi birkaç sıra ilerleyip geleceğim. Evet, modelimi biraz ördüm ve ilerlettim bu şekilde arkadaşlar. Önlü arkalı
Şöyle bir model oldu. Evet, kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparak, videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Evet, bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.